Yapılan iş bir ittifak değildir. Yapılan iş bir iltihaktır. AK Parti MHP ittifakının yaptığı seçim düzenlemelerine tepkili CHP. Akla zarar düzenlemeler var. Grup Başkan Vekili Özgür Özel mecliste kamera karşısına geçti. Baraj ittifakıdır, başka hiçbir şey değil. AKP'nin %50 baraj sorununu MHP ile çözme, MHP'nin %10 baraj sorununu AKP ile çözme meselesi. Seçim düzenlemesindeki maddeleri tek tek eleştirdi Özel. Bu hesap siyasi yan kesiciliktir. En tartışmalı madde mühürsüz oyların geçerli sayılacak olması. 16 Nisan'da YSK kanuna uymamıştı. Bunlar kanunu YSK'ya uyduruyorlar şimdi. İşlenmemiş suça af getirmez kanun. Teklif hayata geçerse vatandaşın sandığa polis çağırma yetkisi olacak. Polis çağrılır. Kim çağırır? Sandık başkanı heyet. Şimdi diyor ki başkan heyet çağırmıyorsa bir vatandaşın ihbarıyla da gidebilirmiş. Jandarma polis denetiminde yapılan bu seçim demokratik bir seçim olamaz. Evet mührü ittifak bölümündeki yuvarlakların dışına taşsa da geçerli sayılacak. Vatandaşa diyor ki buraya vereceksen oyun geçersiz. Ama ittifaka basacaksan bas geç kardeşim. Nereye denk gelirse gelsin kabul edeceğim diyor. Utanmasalar boş oylar, geçersiz oylar da ittifaka sayılır diyecekler. İttifak yapan partiler seçim bölgesinde oy toplamına göre vekil çıkaracaklar. Bu tamamen milli irade hırsızlığı. Siyasi yan kesici bunlar. Bu düzenleme milli irade hırsızlığı diyen Özgür Özel bir de örnek verdi. Bir seçim bölgesi düşünün. İki milletvekili çıkıyor. En yüksek oy alan parti 10 bin oy aldı. İkinci parti de 9 bin oy aldı. Üçüncü parti 5 bin, dördüncü parti 4500 oy aldılar. İki milletvekili normalde bir 10 bin ve 9 bin oy alan birer milletvekili çıkar o seçim bölgesinden normalde. Şimdi bu sistemde ittifakın oyları toplanınca 9500 oluyorlar ve milletvekilliğini ikinci yüksek partinin elinden alıp kendilerine geçiriyorlar. Bu hesap siyasi yan kesiciliktir.